Organik tarım yapan Kulaksız ailesiyle bahçeyi gezdikten sonra şimdi ürünleri tanımak üzere kulübeye geldik. Ve aramıza genç bir enerji katıldı. Ailenin oğlu Emrah Kulaksız. Emrah, sen ürünlerin daha çok satışıyla mı ilgileniyorsun? Satış ve pazarlama kısmıyla ilgileniyorum. İyi pazarlıyor musun? İyi pazarlıyor musun derken, ürün kaliteli olduğu için zaten kendi kendine pazarlamaya gerek kalmıyor. Her sene tekrar bir şekilde almaya çalışıyorum. Ürün yetiştiremiyorsun. Evet. Ceviz bahçesinde gezdik anne ve babayla ama burada görüyorum ki siyez bulguru var, badem var, organik buğday unu var, siyez unu var yine. Orada ıhlamur var, elma kurusu var, mayıs papatyası var. Organik tarım adına ne bulursanız hemen değerlendiriyorsunuz sanırım. Şöyle bir şey yapıyoruz. Burada elmalarda ve bakliyat grubu ikinci planda olan gruplar. Yani evet, zaman ağırlıklı cevizle gideriz. Ama değerlendirilmesi gereken bir işletme olduğumuz için burada her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü buraya gelecek her 1 lira işletmenin maliyet yükünü azaltıyor. Çok geniş bir alan işletiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla harcama kalemleriniz de bir hayli fazla. Bu da bir elma sirkesi sizin işletmeye ait. Şimdi bunları kısaca geçtikten sonra gelelim biz cevizin faydalarına. Pazarlama ve satış olarak ceviz senin için ne ifade ediyor? Her şeyden önce biz burada organik tarım yaptığımız için kendi tükettiğimiz ürünleri insanlara sunuyoruz. Şimdi benim 2 tane çocuğum var. Onlara ne sunuyorsam aslında müşterilerim çocuklarına da onu sunuyoruz. Yani güvenli bir şekilde bu işi yapıyoruz. Cevizin gördüğünüz yeşil kabuktan ayrıldıktan sonraki noktasında kurutma aşaması var. Önemli olan kısmı orasıdır aslında. Yani biz hep biliriz ki ceviz kendi kendine kurur, işte güneşe koyarız kurur falan. Aslında cevizin tamamıyla kuruyup tadının normal kalabilmesi için aslında ısının çok fazla yukarı gitmemesi gerekiyor. Çünkü cevizin içindeki yağ ısıyla beraber, yani siz bunu güneşe koyarsanız çok fazla kurutacak, takır takır olacak. İçindeki yağ moleküllerinin ayrılması ve acılaşmasına, yani bizim oksidasyon ya da heating power dediğimiz şeyle beraber acılaşma yapacak ve siz aromasını alamayacaksınız. Yani acı bir tat alacaksınız. Marketlerde aldığınız ithal cevizlerin çoğu fırınlama sistemiyle kurur. Yani onlar endüstriyel üretim yaptıkları için büyük fabrika tarzı kurutmaları vardır. 3-4 saat içinde fanlarla yüksek ısıyla hızlı bir şekilde kurutup ürünün alfa toksin üretmesini engellemek için hızlı bir şekilde kurutuyorlar. Ama bunun ürünün içeriğine zararı var mı? Var. Kabukluyken de alfa toksin üretir mi ceviz? Yaş olduğu için içi hala topladığınız zaman o şekilde kurumamış kalırsa üretme şansı var, küflenme riski yapıyor. Var. Şimdi şöyle biliyorum, şu cevizleri topladık olduğu zaman yani. Evet. Bu böyle parçalanıyor, bir makineden geçiyor. İçinde. Bu kabuk çıktıktan sonra elek benzeri yerlerde kurutuluyor değil mi? Bizim kendi kurutma sistemlerimiz var gölgede. Rüzgarla kuruyor. Yaklaşık 15-20 gün sürüyor. Yani bir 4-5 ton kapasite. Doğal yöntemle. Doğal seleksiyonla kurutuyoruz. Yani herhangi bir fan hızlandırma yok. Yaptığımız ürünlerin hepsi öyle. Yani biz elma sirkesini bunun için ekstra katalizör görecek bir mayalandırma için nohut atmıyoruz vesaire atmıyoruz. Elma kendi şekeriyle mayalanıyor. Yani bu yaklaşık bir 2 sene sürse de uzun sürer. Ama amaç pazarlamayı hızlandırmak değil. Biz büyük üretim yapmadığımız için biz güvenli gıda üretip az üretip olunca satıyoruz. Aynen diyor. Öyle. Kıralım mı ceviz? Şimdi cevizi kırarken bir bu taraftan bastırırsak, tek taraflı bastırırsanız olmuyor. İki taraftan da uyguladığınız zaman cevizi tüm çıkarma şansınız daha yüksek. Kaptan çok çok daha. Hem yani şöyle hem yandan. Hem alttan hem üstten. Açıyorum bunu. Bakın bir de şu var değil mi? Bu yaprakçık da faydalıymış. Evet. Yaprakçığın faydası ne? Öksürük sıkıntısı çekenler bunu suyun içine atıyorlar 4-5 taneyi akşamdan. Sabaha kadar bekletiyorlar. Sabah o suyu içtikleri zaman öksürüğü kesiyor. Akciğere mi faydası? Akciğere benziyor. Zaten görüntü olarak da akciğere benziyor. Aslında biz cevizin kuruduğunu da buradan anlıyoruz. Öyle yani mi? Cevizin asıl en son kuruyan noktası bu aradaki zardır. Şimdi biz cevizi test ederken bu kurumuşsa ceviz tamamıyla artık sağlıklı bir şekilde aflatoksin üretmeyecek noktaya gelmiş diyoruz. Yani serdiğiniz cevizden numune alıyorsunuz, evet, açıyorsunuz. Eğer bu kuruduysa iş bitmiş. Tamamdır. Satışa hazırdır. Evet. Müşteri bulmakta sıkıntı çekiyor musunuz? İlk zamanlar sıkıntı çekiyorduk ama ürünü yavaş yavaş tanıttıktan sonra şu anda artık hazır oluşmuş aile müşterilerimiz var, öyle diyelim. Yani yüklü miktarda senelik cevizlerini alanlar var. Onlara veriyoruz. Onun dışında butik marketlere satıyoruz. Peki tüketici olarak aldığımız cevizleri nasıl korumalıyız? Kırıp iç olarak muhafaza etmek ya da iç almak, oksidasyon dediğimiz, yani oksijenle temas ettiği zaman yine aynı şekilde hava ısısını daha hızlı bir şekilde alıyor. Nemi, ortamdaki nemi. Acılaşma yapıyor. Yani yiyebileceğiniz kadarını kırıp o şekilde tüketmeniz gerekiyor. Marketlerden biz böyle kırılmış ceviz almamalı mıyız? İç cevizi daha çok pasta börekte kullanabilirsiniz. Zaten onu ısıya maruz bırakıyorsunuz. Yani pasta börekte kullanırken hiçbir şeyi yok. Zaten o
Şimdi öldürüyorsunuz. Zaten öldürüyorsunuz bunu şey yaptığınız zaman faydalı. Ama yemek için alıyorsanız faydasını görmek için alıyorsanız kabuklu tüketmeniz, yiyeceğiniz kadar kırmanız lazım. Özcan Bey, 30 yıllık bir ceviz bahçesi sahibisiniz. Ekmeye başladıktan kaç sene sonra verim almaya başladınız bahçeden? Tohumdan ektiğinizde 3. seneden sonra tekleme meyve vermeye başlar. En verimli zamanı 10 yılı aşması lazım. 10 yıl bekliyorsunuz. 10 yıl. Ama neden o kadar uzun? Şimdi verim açısından, ticari verim açısından 10. yıldan sonra gelir. Ama 10. yıla kadar atıyorum 100 gramla başlar, ertesi yıl 1 kilo verir, 2 kilo verir, 3 kilo verir ama onlar çok rantabl değildir. 10 yıldan sonra ticari getirisi olur. Ceviz ağacının gelişimi bu kadar geç mi oluyor? Evet, geç oluyor. Ceviz ağacının kök yapısı farklı, kazık kök. Dibe doğru gidiyor. Dibe doğru. Bir fidan alıp fidan dikmek var, bir de tohumdan dikmek var. Tohumdan dikmek en büyük avantaj. Çünkü tohumdan diktiğiniz zaman kazık kökü mutlaka yapıyor. Zaten ilerlemiş oluyor. Fidan getirdiğiniz zaman kazık kök olayı yok. Sadece yan besleyici kökler oluşuyor orada. Kazık kökün önemi de işte dedik ya, doğa o kadar denge dişenmiş ki ağacın doğal şartlara karşı mukavemetini sağlıyor. Daha dirençli bir ağaç oluyor. Yani. Bu coğrafyanın ağacı oluyor. Evet. Biz şu an o kadar güzel bir yerdeyiz ki bir ıhlamur ağacının altındayız. Bir taraftan ıhlamur kokuları geliyor. Elimizde ceviz. Gerçekten çok güzel. Bir de böyle elle kırılan cevizler var. Kaman o cins bir ceviz mi? Evet. Aa, kırdın. Evet. Ben de kırabilir miyim? Siz de deneyin. Şöyle aldım. Orta. Buradan mı? Evet. Basın. Şöyle yardımcı oluyoruz. Ops. Şöyle aldım. Şöyle tuttum, doğru mu? Evet. Ya da ters biraz. Ters daha aldım mı? Şurayı mı şey yapıyorsun? Tam orta noktaya. Çıtladı. Çıtladı. Ha gayri. Olacak. Sadece çıtladı, gitmiyor. Aa, burası açılmış. Açıldı. Açıldı. Bir daha orta noktada. Tam orta noktada. Olmadı ya. Hay Allah, nasıl yapamıyorum? Ama Azmin elinden bir şey kurtulmazmış ama cevizler ezildi. Olsun. Yo, güzel çıktı. Güzel mi? Horoz çıktı. Evet, Kırşehir Kaman'da kulaksız ailesi tüm emekleriyle, çabalarıyla sağlıklı ürünler yetiştirmek için çalışıyorlar. Siz de bu ürünlere ulaşmak isterseniz kendileriyle irtibat kurabilirsiniz. Afiyet olsun, bereketli olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.